Evet, şimdi diğer tanığımızla devam ediyoruz. Sayın Cevheri Güven ve tahminimce dijital bağlantı olacak. Onu ekranda göreceğiz. İsmim Cevheri Güven. Gazeteci. Hak ihlalleri nedeniyle Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldım. Şu an Almanya'da mülteci olarak yaşıyorum. Karşılaştığım hak ihlalleri önce mesleki kariyerimi, daha sonra özgürlüğümü, sonra da hayatımı tehlikeye atan türdendi. Hatta ailemin de hayatını tehlikeye atacak bir boyuta vardı. Benimle ilgili süreç 2013 yılında başladı. 2013 yılının sonunda Tayyip Erdoğan ve hükümeti bir yolsuzluk operasyonuyla karşı karşıya kalmıştı. Ve bunun neticesinde 4 tane bakanın istifa etmek zorunda kaldı. Çok büyük bir yolsuzluk operasyonuydu. Bu yolsuzluk operasyonunu Erdoğan ve iktidarı bir darbe olarak adlandırıyordu. Fakat bunun yolsuzluk olduğunu söyleyen gazeteciler bu süreç içerisinde Erdoğan iktidarının baskısı nedeniyle işsiz kaldılar. Ben de bu süreçte işimi kaybetmek durumunda kaldım. Daha sonra 2015 yılında Nokta Dergisi'ni çıkardım. Nokta Dergisi Türkiye'nin en köklü haber dergilerinden bir tanesiydi. Uzun yıllardır çıkmıyordu ve askerlerin baskısı nedeniyle, dönemin generallerinin baskısı nedeniyle kapatılmış bir dergiydi. 2015 yılında dergiyi çıkarmaya başladıktan sonra bu sefer sivil bir baskı rejimiyle karşı karşıya kaldık. Dergimize sürekli olarak tazminat davaları açıldı, reklam verenlerimiz üzerinde baskı kuruldu ve en sonunda dergimizin 3 tane sayısı peş peşe toplatıldı. Ki Türkiye'de bir dergi toplatma en son 1980 yılındaki junta rejiminde görülmüş, darbe rejiminde görülmüş bir şeydi. Fakat Erdoğan iktidarı ile geri döndü. Ve Nokta Dergisi 3 sayısı toplatıldıktan sonra biz 2 Kasım 2015'te ben ve yardımcım Murat Çapan, Erdoğan iktidarının yolsuzluklarını, Erdoğan iktidarının yeniden Kürtlerle süren barış sürecini çökertip yeniden savaş konseptine dönmesi ve bu savaş konseptine dönmeleri nedeniyle çok sayıda sivilin, askerin, PKK'lının hayatını kaybettiği yeni bir savaş ortamının oluşmasını eleştirmemiz nedeniyle, bunu eleştiren bir kapak yayınlamamız nedeniyle 2015 yılının Kasım ayında tutuklandık, Kasım ayının başında ve Silivri cezaevine gönderildik. Cezaevi sürecinde çeşitli hak ihlalleriyle karşılaştık. Örneğin bizi mahkemeden cezaevine kadar götüren polisler, cezaevi aracında bize Tayyip Erdoğan'ın seçim marşını, Tayyip Erdoğan'ın partisinin seçim marşını zorla dinlettiler. Cezaevi sürecinde tek kişilik hücrelere konduk, tamamen tecrit ortamı vardı. Birbirimizle görüşmemiz, başka tutuklularla görüşmemiz, herhangi bir sosyal ortama girmemiz engellendi. Tamamen 24 saatimizi bir hücrenin içerisinde geçirdiğimiz günlerdi. 2 ay böyle tamamen izolasyon ortamı altında cezaevinde tutulduktan sonra serbest bırakıldık mahkeme tarafından. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakıldık. O zaman Erdoğan rejiminin tüm baskısına rağmen Türkiye'de iyi kötü işleyen bir hukuk sistemi vardı. Daha sonra dergimize yönelik baskılar yine devam etti. Sürekli her yaptığımız haberle ilgili neredeyse şikayetlerde bulunuldu. Ve tabii biz muhalif ve sert bir yayıncılık yapıyorduk. Erdoğan iktidarını her yönden kritik eden bir yayıncılık yapıyorduk. O günlerde medya dünyası o kadar baskı altındaydı ki böyle yayıncılık yapan dergilerin, gazetelerin sayısı çok azalmıştı. Ve bunların hepsi de 2016 yılının o Temmuz ayının 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişimiyle birlikte kapatıldılar. Nokta Dergisi de darbe girişiminden hemen sonra Tayyip Erdoğan hükümetinin çıkarttığı bir kanun hükmünde kararname ile kapatıldı ve bütün mal varlığına, marka hakkına el konuldu. Hemen ardından da ben ve yardımcım Murat Çapan'la ilgili yakalama kararı çıkartıldı tekrar. Tabii o günlerde Türkiye'de çok ağır hak ihlalleri, işkenceler yaşanıyordu ve bunlar medyaya da servis ediliyordu. Erdoğan iktidarı bir korku rejimi kurmak için adeta bu işkencelerin görüntüleri de sergileniyordu. Özellikle askerlere yapılan işkenceler. Bu ortamda tabii ben de teslim olmayı göze alamadım. Çünkü benim de işkence göreceğim, ağır hak ihlalleri göreceğim ve belki de bir daha özgürlüğüme kavuşamayacak derecede uzun yıllar hapsedileceğim açıktı. Ve bir mülteci botuna ailemle, eşim ve 2 çocuğumla bir mülteci botuna binerek ülkeyi terk edip Yunanistan'a geçmek durumunda kaldım. Bu hem eşimin hem çocuklarının hayatını tehlikeye atan bir durumdu. Fakat özgürlüğümün tamamen yok edilmesi, işkence görmem gibi durumlar karşısında mecburen tercih ettiğim bir durumdu. Ben Yunanistan'a geçtikten sonra yardımcım Murat Çapan
Türkiye'de yakalandı ve hemen ardından hakkımızda devam eden yargı süreci çok hızlı biçimde ve iktidarın baskısıyla değiştirildi. Önce bizi serbest bırakan mahkeme dağıtıldı. Mahkemenin 3 üyesi hakim, o mahkemede görevden alındılar. Yerlerine yeni hakim atandı. Normalde duruşma savcısı hakkımızda beraat istemişti. Fakat duruşma savcısı değiştirilip yeni bir duruşma savcısı atandı. Ve yeni duruşma savcısı hakkımızda 22,5 yıl hapis cezası talep etti. Ve hemen çok hızlı biçimde hakkımızda 22,5 yıl hapis cezası verildi. Şu an yardımcım Murat Çapan Türkiye'de tutuklu ve 22,5 yıl hapiste kalacak. Şu an 5 yıldan fazla süredir, yaklaşık 6 yıldır Türkiye'de tutuklu durumda. Benim hakkımda da yine kesinleşmiş bir 22,5 yıl hapis cezası var. Ardından da yapmaya devam ettiğim haberler nedeniyle de artık sayısını takip edemediğim kadar çok yüzlerce yıl hapis sistemli davalar açılmış durumda. Tabii Yunanistan'a geldikten sonra üzerimizdeki baskı devam etti. 2017'nin sonlarına doğru HDP milletvekili Garo Paylan Avrupa'da yaşayan gazeteciler ve akademisyenlere yönelik bir suikast timi oluşturulduğunu ve bunun istihbarat örgütü tarafından oluşturulduğunu açıkladı. HDP milletvekilinin açıkladığı bu listede ben de sürekli olarak insan hakları ihlalleriyle ilgili haberler yaptığım için benim de olma ihtimalim oldukça yüksekti. Ve bununla ilgili de duyumlar üzerine Yunanistan'ı terk etmek durumunda kaldım. Yunanistan'da ailemle yaşadığım süre boyunca aynı şekilde Yunan hükümeti tarafından tren garları, otobüs istasyonları, halkın yoğun olduğu meydanlar gibi yerlerden uzak durmamız konusunda uyarılarda bulunuldu. Yani orada da bir güvenlik tehlikesiyle karşı karşıyaydık. Daha sonra Almanya'ya gelmek durumunda kaldım ben bu can güvenliği sorunu nedeniyle. Almanya'ya geldikten sonra da benzer baskılar devam etti. Almanya'da da 21 kişilik bir suikast listesi yayınlandı benim Almanya'da bulunduğum süre boyunca. Ve bu 21 kişilik suikast listesi içerisinde benim de ismim vardı. Tabii burada biz fanatiklere, aynı zamanda Avrupa'da yaşayan fanatiklere de hedef gösterilmiş olduk. Onların eline böyle bir liste verildi. Ve bu listedeki bazı gazeteciler de saldırıya uğradılar. Bu listeyle ilgili ben de Almanya'da polis makamları tarafından çağrılıp uyarıldım. Çeşitli uyarılara maruz kaldım. Dikkatli olmam konusunda. Aynı zamanda başka bir Avrupa ülkesinden bir uyarı aldım. Ülkelerine gelmemem konusunda yapılan bir uyarıydı. Almanya kadar güçlü bir istihbarat ve güvenlik teşkilatları olmadığını, ülkelerine gitmem halinde can güvenliğimi koruyamayacaklarını belirttiler bana. Yani Avrupa'da bulunmuş olmamız da bizi baskıdan kurtarmıyor. Erdoğan'ın uzun kolları buraya kadar devam ediyor. Tabii bu süreç içerisinde abim tutuklandı, cezaevinde kaldı bir süre. Annemle babam gözaltına alınıp bir süre sorgulandılar. Bu tip aileme yönelik baskılar da, Türkiye'deki akrabalarıma yönelik baskılar da devam etti. Fakat bu süreçte ben gazetecilikten kopmamaya gayret ettim. İnsan hakları ihlalleriyle ilgili, Erdoğan rejiminin yolsuzluklarıyla ilgili, 15 Temmuz darbesinin şüpheli yönleriyle ilgili çok sayıda haber yayınladım. Ve bu haberlerin hemen hepsiyle ilgili davalar açıldı. Bu yayınladığım haberlerin pek çoğu hakkında erişim engeli kararları getirilerek halka ulaşması engellendi. Ve iktidar medyası tarafından sürekli olarak hedef gösterildim. Bu süreçte sürekli olarak bir terörist olarak damgalanıp, sürekli isminiz terör örgütleriyle anılan ve pek çok farklı terör örgütleriyle anıldı ismim bu süreçte. Sürekli olarak baskı kurup benim halk nezdindeki yaptığım haberlerin güvenilirliğini sarsmak için çeşitli hamleler yapıldı. Fakat gerek YouTube üzerinden, gerek Twitter üzerinden, sosyal medya mecraları üzerinden ve internetten bu tip haberleri yapmaya devam ettim. Yapmaya devam ettikçe de bu baskının şiddeti artıyor. Erdoğan rejiminin uzun kollarının baskısını Avrupa'da da elbette hissediyoruz. Türkiye'de pek çok meslektaşım cezaevinde, tutuklu durumdalar. Tahliyesi geldiği halde tahliye edilmeyen gazeteci arkadaşlarımız var. Ve pek çok gazeteci de yazdığı haberler nedeniyle sürekli olarak gözaltına alınıyor. Sürekli olarak baskı hissediyor. Ve özgür gazeteciler, bağımsız gazeteciler, kritik yapan gazetecilerin pek çoğunun işsiz kaldığı bir süreçten geçiyoruz. Ve bunlarda en çok yaşadığımız problem de bağımsız bir yargı mekanizmasının olmaması. Ama mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Okay, thank you.
Evet, teşekkür ederiz. Evet, sözü Hakim Bayanıs'a veriyorum. Çok teşekkür ederiz bu tanıklığınız için. Acaba size karşı hangi suçlamalar getirildi? Ve asistanınıza karşı, şu anda hala tutuklu olan arkadaşınıza karşı da acaba hangi suçlamalar getirildi? Öncelikle ben teşekkür ederim. I'd like to thank you, first of all. Süreç içerisinde peş peşe değiştirilen... So, actually the charges kept changing throughout the process. Cumhurbaşkanına hakaretle ilgili davalar açıldı ki Türkiye'de bütün gazetecilerin karşılaştığı klasik bir durum. Bunun dışında terör örgütü propagandasıyla suçlandık. Fakat hangi terör örgütünün propagandasıyla suçlandığımızı öğrenmemiz 6 yıl aldı. Hatta çok genç bir savcı, savcılar da tabii bu tip suçlamalar yapmaya zorlanıyorlar iktidar tarafından. Genç bir savcı vardı karşımızda ve ben savcıya bizi terör örgütü propagandasıyla suçluyorsunuz ama bu hangi terör örgütü, ona göre savunma yapacağım dediğimde savcı burada soruları ben soruyorum dedi. Ve 6 ay hangi terör örgütü üyeliğiyle suçlandığımızı ya da propagandasıyla suçlandığımızı öğrenemedik. Bu 2015 yılında gerçekleşti. 6 ayın sonunda PKK terör örgütünün propagandasıyla suçlandığımızı öğrendik ve bununla ilgili savunma yaptık. Sonra ikinci bir dava açıldı. Bu davada da bu sefer Türkiye Cumhuriyeti hükümetini devirmek, silahlı isyan çıkarmaya çalışmak gibi çok ağır suçlamalar yöneltildi. Tabii bu ağır suçlamaların karşılığındaki cezalar çok yüksek. 20 yıl, 25 yıl gibi cezalar. Dolayısıyla bu sizin üzerinizde gazeteci olarak bir baskı oluşturmaya dönük hamleler aslına bakarsanız. Ve dolayısıyla otosansür etmek için yapılan şeylerdi. 2015 yılından bahsediyorum. Sonrasında bunlar tekrar değiştirildi. Çünkü 2015 yılının devamında 2016 yılında bir darbe girişimi gerçekleşti. Darbe girişiminin ardından buna bir de Gülen Hareketi eklendi. Gülen Hareketi'nin propagandasını yapmak, üyesi olmak gibi suçlamalar eklendi. Dolayısıyla ceza sürekli yükseltildi ve nihayetinde bizim hakkımızda açılan dava 2015 yılında olmasına rağmen 2016 yılında gerçekleşmiş bir darbe girişimine sanki katılmışız gibi, suç o zaman işlenmiş gibi 2016'nın Mayıs ayında Türkiye Cumhuriyeti hükümetini devirmeye çalışmaktan 22,5 yıl hapis cezası aldım. Ben ve yardımcım beraber bu hapis cezasını aldık. Bunun dışında aynı şekilde Nokta Dergisi, benim yayın yönetmeni olduğum Nokta Dergisi, 2015 yılında hem iktidarın hedef aldığı Kürtleri hem de yine iktidarın hedef aldığı Gülen grubunu savunduğu için iki taraftan da ceza davaları açıldı peş peşe. Ve bunlar daha sonra hep terör yargılamalarının konusu yapıldı. Ve şu an benim takip edebildiğim kadar terör ve bağlantılı suçlardan 60 yılın üzerinde cezayla yargılanıyorum. Thank you. Teşekkür ederim. Acaba Hakim Pace, siz bir soru sormak ister misiniz? Galiba beni duyamıyor. Evet. Sözü yok. Sorunuz yok mu? Tamam. Sizin sormak istediğiniz bir soru var mı? Hakim Bianco, sizin bir sorunuz var galiba. Evet, benim çok hızlıca sormak istediğim bir soru var. Acaba şu anda yazdığınız makaleler, raporlar, yayınlar nerede yayınlanmakta acaba? İnternet üzerinde mi yayınlanıyor? Devam edebilir miyim? Evet, Türk medyaları acaba sizin yazılarınızı, makalelerinizi yayınlıyorlar mı? 2016 yılının Eylül ayında bir mülteci botuyla Yunanistan'a geçtim.
Ondan sonra gazeteciliği hiç bırakmadım. Ve Türkiye'de medya, özgür medya yok edildiği için mecburen elimizde olan tek seçenek internet üzerinden yayıncılığı sürdürmekti. Bu çerçevede de ben ve benim gibi Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmış sürgün gazetecilerle beraber bir web sitesi ve YouTube kanalı kurduk. Bunun ardından ben kendi şahsi bir YouTube kanalımı da kurdum. Şu an hem web sitesi üzerinden hem YouTube kanalları üzerinden yayın yapıyoruz. Ve benim kendi YouTube kanalımdan haftada 2 tane video yayınlıyorum haber içerikli. Bu 2 video bir haftada 1 milyonun üzerinde izleniyor toplamda. Çok yüksek bir grafiği var. Şu an özellikle Türk halkının Avrupa'dan yayın yapan gazetecilere yönelik çok yüksek bir ilgisi var. Bunun sebebi de Türkiye'de özgür medya ortamının tamamen yok edilmesi nedeniyle gerçekleri ve haber alma özgürlüğünü sadece yurt dışındaki gazetecilerden karşılayabiliyor olmaları nedeniyle. Tabii benim yaptığım haberlerin çoğu Türk halkını çok yakından ilgilendiriyor. İnsan hakları ihlalleri ve yolsuzluk üzerine özellikle yoğunlaşmış durumdayım. Türkiye'de bu haberler alıntılanamıyor, benim yaptığım haberler. Çünkü benim yazdığım herhangi bir haberi alıntılamak ya da bunu kendi sayfalarına aktarmak Türkiye'deki gazeteciler için terör örgütü propagandası yapmak demek. Çünkü rejim tarafından hakkında verilmiş böyle bir ceza var. Ben çok teşekkür ederiz tanıklarınız için. Evet. Şimdi kamuya açık oturumumuzun sonuna geliyoruz. Şimdi bir tanıkla daha görüşeceğiz ama bunu gizli oturum olarak yapacağız.